Aylar süren kampanyaların ardından İrlandalılar kürtaj yasağının kaldırılıp kaldırılmamasına karar vermek üzere sandık başına gitti. Tecavüz sonucu oluşan hamileliklerde, ensest ilişki sonucu oluşan hamileliklerde ve ceninde ölümcül anormalliklerin olduğu durumlarda dahi kürtajın yasak olduğu ülke, dünya üzerindeki en katı kürtaj düzenlemelerinden birine sahip. Sabah saat 7'de oy verme işlemi başlayan referandum İrlanda halkına kürtaj yasağı kaldırılsın mı diye soruyor. Evet kampanyası yapan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da oy verenler arasındaydı. Varadkar doktor olarak çalıştığı dönemde karşılaştığı sorunlardan ötürü yasağın kaldırılmasını istiyor. Henüz hiçbir şey kazanmış değiliz elbette. Ancak şimdiye kadar ülke genelinde olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Umarım sonuç evet çıkar. Her yıl binlerce kadın kürtaj olmak için ya diğer Avrupa ülkelerine seyahat ediyor ya da internet üzerinden kürtaj hapları satın alıyor. Her şekilde sağlığını tehlikeye atan bu kadınlar 14 yıl hapis cezası riskiyle de karşı karşıya kalıyor. Bu konuda uzun süre düşündüm, zor bir karar. Sadece can almaya hakkım olduğunu düşünmüyorum. Hayat kutsaldır, bu yüzden hayır oyu kullanmalıyım. Bugün kürtaj olmak için başka ülkelere gitmek zorunda kalan tüm kadınları, bu yasağın zarar verdiği kadınları, kızımı, yeğenlerimi düşünerek hayır oyu verdim. Seçim bürosu sonuçların cumartesi günü geç saatlerde açıklanacağını, bazı sandıkları yeniden saymak zorunda kalabileceklerini açıkladı. İrlanda halkı ülkeyi ikiye bölen referandum sonuçlarını hararetli tartışmalarla beklemeye devam ediyor.